Assalomu alaykum, ot ishqibozlari. Otga befarq bo'lmagan muxlis vatandoshlar, birodarlar, azizlar. Ko'p murojaatlar bo'ldi. Otlarni, toylarni ot sportiga necha yoshdan tayyorlagan afzal, ma'qul degan. Albatta, ot sportining turlariga qarab otni ham yoshi belgilanadi. Ananaviy milliy ot sportidan bo'lgan uloq ko'pkariga tayyorlaydigan bo'lsa, unga boshqacha munosabat, yondashuv bo'ladi. Poygaga bo'ladigan bo'lsa, poygani ham turlari ko'p. 2 yoshda chopiladigan, 3 yoshda, 4 yoshda chopiladigan va undan katta bo'lgan otlar chopiladigan, uzoq masofaga chopiladigan. Ot sportining klassik turlaridan bo'lgan to'siqlardan sakrab o'tish, uch kurash va vyiska degan sport turlari uchun yana boshqa yoshdan o'ziga yarasha yoshdan sport turiga qarab tanlanadigan yoshi bor. Endi ko'proq murojaatlar uloq ko'pkariga tayyorlash uchun otlar necha yoshdan uloq ko'pkari choptirgan afzal, necha yoshdan choptirgan ma'qul degan savol ko'p bo'ldi. Bu savolga inshaalloh karim qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Albatta, bu yangilik emas. Bu azal-azaldan 100 yil, 200 yillar oldin o'sha haqiqiy zamondas otni yaxshi ko'rgan topgarlar tomonidan tavsiya qilingan. Orada bu uzilish bo'ldi. Yangi otga muxlis, otga shaydo bo'lgan yangi auditoriya paydo bo'ldi. Ular albatta bu sohada mutaxassis, bu sohada bir dars olish imkoni bo'lmagani uchun, o'quv qo'llanmalari bo'lmagani uchun juda ham otga yondashuv xilma-xil bo'lib ketdi. Natijasini esa voqelik ko'rsatib turibdi. Juda ko'p otlarimiz yaxshi bo'ladigan, istiqbolli bo'lgan otlar buzilib uloq ko'pkari chopmay qo'yyapti. Avvalo, uloq ko'pkariga bu jangovar ot sporti hisoblanadi. Menimcha jangovarlikda bundan jangovarroq ot sporti yer yuzida bo'lmasa kerak, yana Alloh xolam. O'ta jangovar ot sporti hisoblanadi. Umuman otni istiqbolda kelajakda yaxshi bo'lishi, eksteriyeri ham, interyeri ham yaxshi bo'lishi uni onasini qornidaligida boshlanadi. Uni onasini vitaminlarga boy bo'lgan oziqalar bilan parvarish qilishi o'zi qulunni tug'iladigan qulunni kelajakda yaxshi ot bo'lib yetishish uchun qo'yilgan birinchi qadam hisoblanadi. Onasini soya salqinda, homiladorlik paytida, qishda issiq vaziyatda saqlamagan holda yaxshi vitaminlarga boy oziqalar bilan parvarish qilinsa, qulun tetik, energichni bo'lib dunyoga keladi. Tug'ilgandan keyin qulunni 7 oy kamida, ko'pi bilan 9 oy. 9 oydan ko'p emizmagan ma'qul. Chunki agar onasi yana homilador bo'lsa, uni kelajakda keyingi tug'iladigan qulunga o'ziga yarasha salbiy ta'sirlar ko'rsatishi mumkin. 7 oyga 7 oy emgandan keyin qulunni ajratadigan bo'lsak, albatta kelajakda qulunga nima yedirish ehtimoli bo'lsa, shuni hammasini onasidan ajratmagan holda yedirib o'rgatish kerak. Qulunda shartli refleks tabiiy bir instinkt bor, u onasi yeyotgan narsani yaxshi ko'rib yeydi. Uni mazasi qulunga yoqsa ham, yoqmasa ham onasi yegan narsani yeyishga harakat qiladi. Shuning uchun mikroelementlarga boy bo'lgan tuz bo'ladimi, sabzi bo'ladimi, yo bo'lmasam shunga o'xshagan boshqa oziqalar bo'ladimi, hatto donni necha xil turidan berish ehtimoli bo'lsa, hammasini onasidan ajratmagan vaqtda yedirib o'rgatish kerak qulunga. Undan keyin qulun ajratilgandan keyin, 1 yoshga to'lgandan keyin qulunni arqon o'rgatish kerak. Nuqta arqon solib, 1 yoshga to'lgandan keyin qulun og'riqni his qilib boshlaydi. Bir marta zarba yegan joyiga qaytib bormaydi. Arqonni hisobini olib, shunga qarab o'z harakatini, o'zini hayot tarzini shunga moslashtirib boraveradi. 2 yoshga to'lar to'lmas, albatta uzog'i 2 yoshga to'lar to'lmas, toylarni minish o'rgatish kerak. 3 yoshgacha toylarni rasa boshini soz qilish kerak. Ya'ni ustidagi chavandozga to'liq bo'yinsunadigan bo'lish kerak. Bundan tashqari 2 yoshli toyni mindirganda albatta vazni yengilroq bo'lgan professional yilqichiga mindirib o'rgatishni toyni, ya'ni o'sha yangi mindirayotgan toyni professional odam bilish kerak. Tajribasi katta bo'lgan yoshi katta otlarni tajribasiz chavandozlar minsa bo'ladi. Lekin toyni esa o'ta tajribali va bu narsada
özge yerleşe bilim ve konukmelerde ege bugün çavandozlar, tayin mingi, bizde mingi kılıç değilse, şu mingi kılıçta bu nesine cüde itibarlı bir iş gerek. Tay, tayinizdeki tay, bir yönelişte sağlayanınızda, hiç taysallanmazdan, başka cahaya yol kıdırmazdan, doğruya, şanç bile yürüdüken derecede apı geliş gerek. Bunun için 6-7 ay, 8 ay, 7 ay, 6 ay muhlet yeterli. Üzmezden, şuna sana maksat kılıp bir bağlanırken olsa, bu yetip artar. 3 yaşta olgenden ki gün, eğer ilacı bulsa, uyurge koyuvarken azal. 3 yaşta olgenden ki gün, imkan bulsa, atını uyurge koyuvarıp, uyurda şimdi yerlerden biriye, uzun uyurge yedip bulup, başka ayrılardan münasebetlerini anıklap oladigen, cayı kesip cenkıl edigen, cayı kesip bir yerlerini kaytar edigen, hısap kitabını aladigen, suni çamasını aladigen, istihni çamasını aladigen, yakşı kaşaklarına karıp aladigen, pas balantlarında paylarını pişip kılıp, öpkelerini yakşı açılıp, öpke aynı rıvacına digen payıttı, o yurda yursa onu yetinkemeydi. En zoru uyur. Çünkü o 3 yaşar tayda tecrübe bulmaydı. O kınan bugün için bu atlar niye bozu gelişi dünyası var? Diğerler hem onu başta mensinmeydi. Şu mensinmesi ki aslında da tay gece katta fayda verirdi. Tay diğerlerini bir cede yığıp yürümen, onlarını başarı yürümen de köp enerji sarflaşıya doğru gelirdi. Köp yugurup, yiyelip, kaytarıp, can kılıp, celal kılıp yürüyüşe doğru gelirdi. Tabii bu erkin buladı. Erkin bugünden ki gün cüde köp nagruska olmaydı. Lekin öpkesi ve kanal eriş dizimde cüde yakşı başlanış olurdu. Onu payları öte pişik buladı, boğumları yakşı rıvajlanırdı. Ana şunu hesabı ki 5 yaş geçe, uyurda yürürken bursa, 5 yaşta tay uçlengenden kegir, ana indi onu hakiki terbiyeleş vakti, tablaş vakti gelir. 5 yaşta tolgen attık, kubem yenge toydur varmazdan, simirtir varmazdan, lekin haşakını kısmazdan, uşa nema vitamin bursa, yantak buladı mı, kavrak buladı mı, barra urulgan eşek miye, barra urulgan kızıl miye hem de eşek, barra urulgan kamışlardan eğer ok koyuladigen bulsa yerilmezdi. Anavların terkibi de bazısı da glukoza, bazısı da antibiyotik, bazısı da aşkozan içerik mikroflorasını yakşayedigen maddeler var. Yani ki un hala 7 yaş geçe rıvajlanedigen davrıda biz onu fakat arpa bile belege koyup onu mikroelementke bugün defitsit organizmide tankıslık payda okup koymayız. Ve en asasisi 5 yaştan 6 yaş geçe bir masum mutlaka ulak köpkeri çaktırış gerekmez. Fakat minip ulak tamaşakı görüş gerek. Fakat ulak da tamaşakı görüş gerek. O kalın nümeyken dediğinde, o yerdeki bakır çakırlar, ur toponanlar, ondan ki at çıkıp yukarıya ki paskimara takı basıp geçiş, cereyanları, onun yanında kuyup gidiyorin. Salı marışke varken de tribunaya bağırın, bağırın da mikrofonda bakır çakır, musikalar, muhlislerin alkışları, bütün cereyanını bir yıl devamında küzeltip varsın. At onu kıladı, analiz kıladı, onu eleye turdaşları kıyarken işlerini ne işken bu deyip kızıkıp bu nesini tercih edip onu özü de Allah kopkar çalışıp iştiyak payda olmalıdır. Az mı kopkar iştiyak payda olmalıdır. Ana bundan keyin 6 yaş kötü olgenden keyin atta 6 yaştan 7 yaş geçe bir yıl 70 baştan kop at yığılmaydıken Allah kopkarlarda kıynamazdan yengil yengil Allah şapırış gerek. Şunda hem birinci, ikinci, üçüncü köpkarlarda cüde ihtiyatını kılıp, o şey istiqbalı geleceği bar bugün attı, kinemezden köpkarı çaptırıp, tekeni alıgenden ki, marra sarı indiriş gerekliğine, marraga sarıgenden ki çantakı barış gerekliğine, bana şu cereyanlarını tolukça bir yıl devamında örgeniş gerek. 70 baştan köp at yığılmayan ulanlar. Hani ilacı bursa 50 baş, 40 baş at yığılgen ulanlarda çaptırılırsa, ondan hem yakışı olur. Ali endi at 7 yaşga to'lgandan keyin 8-ni o'tini yeb boshlagandan keyin ana endi siz otingizni boqing. Tobilang, tarbiyalang va xohlagan uloqingizni olib choptiring. Shunda ham birinchi, ikkinchi, uchinchi uloqlarda otni ehtiyotini qiling. Va doim yodingizda bo'lsinki, bu uloq ko'pkariga chopiladigan otlarni ayliday mahkam qattiq tortiladigan boshqa sport turi bo'lmasa kerak. Buni ham bilmadim. Buran bir mahsus atlarını egerge bağlı sürdürüyen buran bir sport turu bulmasa palvanlı mehneti kuymasın, atlı mehneti kuymasın diye biz ayını cüda hakikati kısamız.
Alhamdulillah, otlarimiz mana shu aksariyati o'zimizning mahalliy otlarining qoni baribir ozmi ko'pmi aralashgani uchun shu qattiq qisilgan ayilga ham chidaydi. Bu u yerdan nafas olish uchun o'pka joylashgan, undan tashqari qon aylanadi, tomirlar o'tadi, boshqa o'tadi. Biz shu darajada qattiq qisib otni, yana uzoq vaqt qolganini tayyor olmaydigan odatlar chiqarganmiz. Hozir ayniqsa yangi otvozlarda shu narsa bor, yarim soat 40 minut davomida otlar chavandozni tanglab turadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. 15-20 daqiqadan ko'p ayil qattiq qisilgan darajada ot polvon tagida turmasligi kerak. Soldimi, solmadimi, otni olib, otga dam berish kerak. Terini xashlab, quritib, undan keyin yana ayilni qisib polvonga idroz yo'q berish kerak. Va shu dam berish jarayonida imkon qadar harakat qilish kerak. Otni parvarish qilayotgan o'g'lingizmi, jiyaningizmi, yo otingizga qarayotgan ishchingizmi? Agar o'zingiz otingizni parvarish qilgan bo'lsangiz, o'zingiz shu otni dam berayotgan paytda o'zingiz dam berishingiz kerak. Ana unda ot inshaallohu karim avvalalloh bir navxiron yaxshi bir tulporlardan bo'lib yetishishida inshaalloh ehtimol ko'proq bo'ladi, imkoniyatlar ko'proq bo'ladi, imkoniyat eshiklar ochiladi. Biz o'zimiz juda ko'p guvohi bo'ldik, istiqboli porloq bo'lgan, kelajagi porloq bo'lgan tulpor bo'lib yetishi mumkin bo'lgan otlarni buzilganlarini. Biz o'zimiz guvohi bo'ldik, o'rtacha ot bo'lishi ehtimoli bo'lgan otlarni mehr bilan, chinakam professional yondashuv bilan zo'r tulporlarga aylantirganlarini. Hammalaringga omad, tulporlaringizni ehtiyot qilinglar. Quloq ko'pkari bu mana shu otlar uchun kerakli bo'lgan bir sportdu, lekin aslida otlarni zabardast, pahlavon, jasur, jangovar, vafodor qilib tarbiyalash har birimiz uchun bir yoqimli bir, bu ham bir ish, bu ham bir kasb, bu ham bunga ham bir professional darajada yondashish kerak. Bu albatta yangilik emas, biz sizga faqat bu narsani eslatyapmiz, biz sizga yetkazyapmiz. İnşallah shunga amal qilamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.